Herkese merhabalar dostlar. Kanala hoş geldiniz. Yine bir Akın'la beraberiz. Dostlarla birlikteyiz. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Evet güzel bir Pokemon. Ee, benim artık Pokemon'ların tiplerini önem verdiğimi herkes biliyordur. Ee, bunun da böyle şeklini, tipini, rengini çok seviyorum Pokemon'un. Ee, hoşuma giden Pokemon'lardan biri. Ejder ve Elektrik. Bence bir Ejder Pokemon'una... Ee, en, en çok yakışan ikinci özellik olabilir elektrik. Güç açısı açısından demiyorum. Sanki böyle ejder ve elektrik birleşirse hoş bir. Ben de Pokemon tasarlayacak olsaydım ejder ve elektrik diye tasarlardım diye hep düşünüyorum Pokemon'u gördüğümde. Hoş, güzel. Ee, mat kapucu diyorum ben buna. Öyle bir izlenim veriyor bana. Daha önce aldım mı almadım mı emin, anın, emin değilim. Eğer almadıysam belli olur şimdi ilk olacak. Ee, daha önce alıp almadığımı inanın bilmiyorum. Almış olma ihtimalim yüksek. Bir tane olsun. Bir iki tane olsun. Bir bakarsınız belki bunu da e, mega alırız. Hiç belli olmaz. Evet. 6 kişiyiz. Çok zorlayacağını sanmıyorum. Çok zorlamaz. Tam böyle arada kalmış bir Pokemon şey açısından çizim olarak ee, hem böyle eski nesil ejderhalar gibi hem de böyle yeni nesil işte kuyruğunun parlamasıyla falan böyle ee, hoş hoşuma giden bir Pokemon. Bakalım güç olarak bizi tatmin edecek mi? Bir kalkan gibi bir şey çıkıyor. Kendi mi yapıyorsun acaba? Bir savunma tarzı bir şey mi anlamadım. Ya da belki de oyunun e, kasmasıyla takılmasıyla ilgili bir şeydir ama ara ara görüyorum. Önünde böyle bir e, kalkan tarzı bir şey çıkıyor. Bir daha gördüğümde söyleyeceğim. Ama iki kere gördüm sanırım. Bir atak da olabilir. Yandaki arkadaşların atağı da olabilir. Bu arada tekleyip tekleyip durdu bizi. Zaman yaraya gelmek üzere. Biz de bitirdik sayılır. Yakalarken de çok yormazsa güzel olur. Bu arada görevler var dostlar. Ee, kaçırmayın yakalama görevleri var. Mega enerji veriyor. Biliyorsunuz oyuna yeni bir Mega Pokemon geldi. Yani Pokemon eski, Megası yeni. Ee, onun Mega enerjisini veriyor. O yüzden kaçırmayın derim. Görevleri yapın. Ben de az önce fark ettim. Oyuna çok giremedim. Evet. ilk ekip Pert oldu. Hemen şöyle hızlıca girelim. Bunları da, bunlarla da alırız. Bugün Akın yapmayı düşünüyorum. Den gelirsek Akın daveti gönderin. Beraber oynayalım. Bunun şahinisi hangi renkti dostlar? Hatırlayan yorumlara yazsınlar. Ben hatırlamıyorum şu an. Beyaz mı diye kaldı aklımda da. Şu an gerçekten hatırlamıyorum. Şahinisi hangi renkti bunun? Evet. Mewtwo ile birlikte de bitmiş bulundu. Şöyle yakalarken nelere dikkat edeceğiz ona bakalım. Uzaktan Pokemon yakında mı? Nedir ne değildir ona bir bakalım. Evet biraz ee, akın yapmam lazım. Biraz Pokemon'a ihtiyacım var. Evet. Şöyle meyvemizi verelim. Halkamızı hazırlayalım. Hazırda bekleyelim. Saldırabilirsin. Güzel olan biraz daha sert dostlar az orta uzaklıkta şu anki tahminlerime göre Pokemon orta uzaklıkta bir daha deneyeyim yani çok çok sert de değil ama çok da yumuşak tatmamak da lazım uzakla orta uzak arasında bir şey gibi duruyor şu an ama zor değil yani yakın olmasından iyidir uzak olması bir tık daha basit geliyor bana sanki. Şöyle deneyelim. Uzak. Evet. Kararımızı uzaktan yana verdik. Tam güç e, tam güç attığınız zaman mükemmele mükemmeli kaçırma ihtimaliniz neredeyse yok. Halkayı küçültüyoruz. Bekliyoruz. Arkadaş bize saldırıyor. Tam güç ve mükemmel. Ya bu şekilde full mükemmel atmanız neden önemli? Bazen 8-9 mükemmelden sonra bile e, Pokemon kaçabiliyor. O yüzden bir tanesi bile değerli elinizden geldiğinizce eğer kaçırmak istemediğiniz efsane pokemon varsa full atın dostlar çok fazla boş atıyorduk önceden bu arada saldırırken o kuyruğunun e, renklenmesi bana godzilla'yı andırdı bu arada film eski olmasına rağmen filmi yeni izledim yakın zamanda izledim onu andırıyor böyle saldırmadan önce kuyruğundan güç toplaması biraz o godzilla'nın e, atağını andırdı bana o yüzden de hoşuma gitti filmi yeni izlediğim için. 2021'in filmiydi sanırım. Evet, mükemmel atmaya devam ettikçe o da mükemmel bir şekilde kaçmaya devam ediyor. Şansımızı yoklayacağız. Oyuna ilk başladığımızda şu atakları bilmediğimiz için çok top kaybet, çok Pokémon kaybettik. Zaten zorla giriyorduk. O zamanlarda Discord'ta yoktu nadiren girdiğimiz Pokemon'ları. Bu arada Pokemon bende yokmuş. Şu an belli oldu. Yeni eklendi. Güzel oldu. Olmayan bir Pokemon'u aldık. Şöyle bakalım. Hikayesine bakalım. Evet. Kuyruğundan elektrik üretir. Tam bildiğiniz Matkap. Matkap Pokemon'u diyebiliriz. Hayırlı olsun dostlar. Yeni bir Pokemon. Ee, dediğim gibi Mega Akınlar var. Şu an görünmese de görevleri de var. Kesinlikle görevleri yapın yakalamanız gereken birkaç tane Pokemon ardından Mega Enerji alıyorsunuz. 5 gün var. 5 günde hayla ile bitirirsiniz bu görevi. Kaçırmayın. Tamamlayın dostlar. Onun dışında şöyle yenilikler var mı bakalım. Sonra videoya sonlandıracağız. Bugün Akın yapacağım. Şu Pokemon'u yakalamadıysanız da videolarım arasında var. Dönüp bakabilirsiniz. Nasıl yakalandığını anlattığım bir bölüm var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Şöyle değişikliklere, görevlere, özel bölgeye bakalım şunlara da bakalım bu pırıltılı hayatla ilgili ekstra işte tecrübe puanı fotoğrafta temalı sürpriz az önce fotoğraf çektim body pokemonum ve e, dratini çıktı o yüzden eğer ihtiyacı olan arkadaşlar varsa fotoğrafı çekin e, pokemonu kaçırmayın İsteyenler varsa şöyle bakayım yakaladıklarım arasında duruyor mu halen gönderdim seviyesi düşük diye gönderdim ayrıca yeni bir tane daha shiny yakaladım yakın zamanda yakalamıştım hatta evriminini de yapmıştım bir tane daha çıktı. Bu ikinci Shiny'm oldu bu Pokemon'da. Bugünlerde oyun e, Shiny konusunda e, Bonkör, Shiny dağıtıyor. Şunlar çok benzer Pokemon'lar. Zaten ikisi de böyle kuyruğundan bastığınız zaman kuyruğundan güç alan Pokemon'lar. Kardeş gibi bir şeyler yani. Şöyle Bu da renkleniyor normalde de saldırısında şu an belli olmuyor. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın.